Devrelerle ilgili keşfettiğim en güzel şey başlı başına bir sanat formu olmaları. Eğer yaratıcı bir fikrim varsa bu yaratıcı fikri devreleri kullanarak elde edebilirim. Evet, eğer bir fikriniz varsa bu fikri hayata geçirmek için devreleri kullanabilirsiniz. Bilgisayarların tüm girdi ve çıktıları bir bilgi çeşididir. Ve elektriksel bir sinyalin varlığı ya da yokluğu veya 1 ve 0'lar ile temsil edilebilirler. Girdi olarak bilgisayara gelen bilgiyi işlemek ve bu bilgiyi bir çıktıya dönüştürmek için bilgisayarların girdi sinyallerini değiştirip birleştirmesi ve kullanması gerekir. Bunu yapabilmek için de milyonlarca elektrik bileşeninin bir araya gelmesinden oluşan devreleri kullanırlar. Hadi, devrelerin 1 ve 0 olarak temsil edilen bilgiyi nasıl işleyip değiştirdiklerini bir göz atalım. Son derece basit bir devre düşünelim. Elektrik sinyallerini alıp tersine çeviriyor. Mesela gelen sinyal eğer 1 ise, bunu alıp 0'a çeviriyor. Devreye 0 verirseniz de size 1 veriyor. Gelen sinyalle çıkan sinyalin aynı sinyal olmadıklarını da bilmelisiniz. Bu devreye değil devresi adını veririz. Daha karmaşık devreler birden fazla sinyal alıp birleştirip size farklı bir sonuç verebilirler. Bu örnekteki devre iki elektrik sinyali alacak. Elektrik sinyallerin 1 ya da 0 olabileceğini biliyoruz. Gelen sinyallerden biri eğer 0 ise çıktı da 0 olacak. Bu devreden bir çıktısını almak için gelen sinyallerin ikisinin de 1 olması gereklidir. Bu devreye de V devresi adı verilir. Bunun gibi basit mantık hesaplamaları yapabilen bir sürü küçük devre vardır. Ve bu devreleri birleştirerek daha karmaşık işlemler yapabilen çok daha karmaşık devreler elde edebiliriz. Örneğin, iki biti toplayan toplayıcı bir devre yapabiliriz. Bu devre her biri 1 ya da 0 olabilen iki tane biti alıyor ve toplamlarını buluyor. Toplam 0 artı 0'dan 0, 0 artı 1'den 1 ya da 1 artı 1'den 2 olabilir. Toplamı temsil etmek için iki tane ikili sayıya ihtiyacımız olabileceği için bu devreden çıkan iki kablo olmalı. Bir tane toplayıcı devre yaptıktan sonra bu devrelerden yan yana koyarak çok daha büyük sayıları toplayabilirsiniz. Mesela burada bir 8 bit toplayıcının 25 ile 50'yi nasıl topladığını görebilirsiniz. Her sayı 8 bit kullanılarak temsil edildiği için devreye giren 16 tane farklı elektrik sinyali vardır. 8 bit toplayıcı devrenin içinde minik toplayıcı devreler vardır ve hep birlikte çalışarak toplamı bulurlar. Çarpma ve çıkarma yapabilen farklı elektrik devreleri de vardır. Aslına bakarsanız bilgisayarların yaptıkları işlemler bir sürü ama bir sürü küçük ve basit işlemin bir araya gelmesinden oluşur. Evet, bilgisayarların yaptıkları her bir işlem bir insanın da hesaplayabileceği kadar kolaydır. Ama bilgisayarlar devreler sayesinde bu işlemi çok daha hızlı bir şekilde yapabilirler. Eskiden bu devreler kocaman ve son derece kullanışsızlardı. Mesela bir 8 bit toplayıcı neredeyse bir buzdolabı kadar büyüktü ve tek bir işlemi yapabilmesi için 10 dakika gerekiyordu. Bugünkü devreler ise neredeyse mikroskobik boyutlarda olup çok ama çok daha hızlılar. Küçük olan bu bilgisayarlar nasıl daha hızlı oluyorlar? Devre ne kadar küçükse, elektrik sinyallerinin de o kadar az mesafe kat etmesi gerekir de ondan. Elektrik, ışık hızında hareket ettiği için modern devreler saniyede milyarlarca işlem yapabiliyorlar. O halde oyun oynamak, video kaydetmek ya da evreni keşfetmek için olsun, teknolojiyle yapmak istediğiniz şeyler için bir sürü bilginin bir anda çok hızlı bir şekilde işlenmesi gerekir. Ve tüm bu karmaşıklığın altında ikili sinyalleri web sitelerine, videolara, müziğe ve oyunlara dönüştüren mini minnacık devreler var. Bu devreler DNA'nın şifresini çözmemize, hastalıkları teşhis ve tedavi etmemize de yardımcı oluyorlar. Peki siz bu devrelerle ne yapmak istersiniz?